MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, Ergenekon ve Balyoz savcıları gibi konuştu. Adana yanıtı, kumpasla sanık yapılan Yarbay Mustafa Yuvanç verdi. Çok talihsiz, çok e, acemice ve bence e, cahilce bir açıklama diye düşünüyorum. Yarbay Yuvanç, MHP'li Adan'ın Ergenekon ve Balyoz darbe hevesidir. Bahçeli tuzağa düşmedi sözlerini cahillik olarak değerlendirdi. Celal Bey'in son 4 yıllık gazete okumadığını, hiçbir şeyin haberi olmadığını gösteriyor ki bu çok acı. İkinci ihtimal ki bu altını çizerek söylüyorum. Aşık Nesimi'nin dediği gibi zalimin talim ettiği yolda yola minnet ediyor kendisi. Yani AKP'nin oylarını nasıl diye bir aslında girişim var. Yuvanç MHP'li adan için kumpas davalarının bir Amerikan planı olduğunu anlamamış tespitinde bulundu bu sürecin bir Amerikan projesi olduğunu, emperyal güçlerle işbirliği yapan hainlerin Kemalist devrime yaptığı saldırı olduğunu, yapılan bu saldırıları aslında çanak tuttuğu anlamına geldiğini bilmiyor. Yani çok yazık. Balyoz sanığı Yerbay, Adan'ı açıklamalarını tekzip etmeye çağırdı. Kendisini bu noktada şiddetle kınıyorum. O açıklamayı tekzip etmeye çağırıyorum. Ve MHP'nin de bu şahısla ilgili bir parti içerisinde bir disiplin tedbiri uygulaması gerektiğini düşünüyorum. Adan'ın açıklamaları kendisine sorulan MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural'da darbeciler ayıklansın çizgisini savundu. Şu ya da bu şekilde darbeye bulaşan varsa bunlar... Ayıklanmalıdır ama bu darbe bahanesiyle sivil topluma, aydınlara, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı, muhalefete karşı bir algı operasyonu yapılması, herkesin aynı kefeye konulmasını kesinlikle karşı bir tavır oluşturdu. Tavrımız bu olmuştur her zaman.